Öncelikle sizlerden %8 bir artışla 12,5 milyar dolarlık bir ihracatla kapattığınız 2023 yılının değerlendirmesini alabilir miyiz? 2023 yılında evet ülkemiz olarak çok büyük, yani 100 yılın felaketini yaşadık. İşte Şubat ayında yaşadığımız Maraş kökenli depremimiz oldu. Aslında bütçe hedeflerimiz 12,5 milyar doların biraz daha üzerindeydi. Dolayısıyla bu deprem ve deprem sonrası oluşan sorunlardan dolayı mecburen biraz revize etmek zorunda kaldık. Bütün buna rağmen iklim şartlarının olumlu olması sebebiyle tarımdaki rekoltelerimiz oldukça yüksekti. Hem hububat tarafında hem bakliyat tarafında. Dolayısıyla rekoltenin iyi olması, İklim şartlarının iyi olması biraz daha bu açığımızın kapanmasına yardımcı oldu. %8'lik bir büyümeyle tamamladık. İhtir özelinde de yaklaşık 3,4 milyar dolarlık bir bölümü gerçekleştirdik bu ihracatın. İhtir'in, yani İstanbul İhracatçılar Birliği'nin bunun içerisindeki özel yanı biraz daha işlenmiş gıda ürünlerini yoğun satıyor olması. Yani direkt market ürünlerini, raf ürünlerini daha fazla satıyor olması. Dolayısıyla 219 ülkeye yapmış olduğumuz ihracat ile pazar çeşitliliğimiz, pazar genişliğimiz oldukça iyi. Çok da fazla taviz vermedik. %8'in üzerinde bir hedefimiz vardı ama hem Türkiye'de hem de genel dünyada yaşanan bu kadar olumsuzluklara rağmen %8'in de şu anda başarılı bir rakam olduğuna inanıyoruz. Peki 2024 yılı hedef ihracatınız nedir ve hedef pazarlar neresi? 2024 yılında 12,5 milyar dolardan 14 milyar dolara çıkmayı hedefliyoruz. Çünkü ilk yapılan ekimlere baktığımız zaman, alınan yağışlara, iklim şartlarının gidişatını gözlemlediğimizde inşallah 2024 yılında da rekolte bazında olumlu bir yıl olacağını gözlemliyoruz. Bununla birlikte yine dünyanın her yerinde bir sürü organizasyonumuz var. Bunlara devam edeceğiz. Yurt dışındaki büyük alıcıları toparlayıp ülkemize getiriyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı birçok ülkede fuar faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunlarla birlikte 14 milyar dolarlık hedefi tutturacağımıza inanıyoruz. 2023 yılında gıda sektörü olarak TÜYAP'ta bir gıda platformu oluşturduğunuz World Food Fuarı'nda. 2024 yılında veya önümüzdeki senelerde yine böyle bir fuar düzenlenmesi olacak. Bu öncelikle bizim birlik beraberliğimizle çok önemli bir sinerji oluşturabileceğimizin en önemli kanaati oldu. TÜYAP'ta düzenlenen World Food Fuarı. Bir önceki yıl, yani 2022 yılında 26 bin metrekarede düzenlenmekte olan World Food Fuarı, Türkiye Gıda Platformu çatısı altında tüm gıdacıların bir araya gelmesiyle ve ortak fikri kanaatiyle tek bir fuarda buluşalım, kendi büyük fuarımızı oluşturalım düşüncesi meyvelerini verdi. 26 bin metrekareden bir anda 40 bin metrekareye çıktı. Görüyoruz ki ilerleyen yıllarda bunun çok daha üzerine çıkacağız. Peki başkanım, son olarak bir açıklamanız olmuştur. Tarım sektöründe çalışacak eleman bulamıyoruz, evet, demiştiniz. Bununla alakalı asgari ücret rakamının artışıyla birlikte de herhangi bir destek talebiniz var mıydı? Ya tabii şu anda bu ücret artışlarını hemen yansıtıyoruz. Bizler bu arada hem direkt hem de işlenmiş tarım sektörü olarak emek yoğun çalışan sektörleriz. Buradaki en büyük sıkıntımız bir istihdam. Yani bu ücretlerin oluşmasına rağmen insan bulmakta zorlanıyoruz. İkincisi, ihracatçıyız. Artan bu enflasyon oranlarını maliyetlerimiz şişiriyor. Fakat döviz bazında biz fiyatlarımızı artırmak istediğimiz zaman yurt dışındaki müşterilerimiz itiraz ediyor. Ya sen durup dururken fiyatları niye artırdın? Biz de diyoruz ki ya bizim enflasyon sebepli maliyetlerimizde artışlar gerçekleşti. Bundan dolayı yansıtmak zorundayım. Yurt dışındaki insan diyor ki ya o sizin probleminiz, ya bizim ülkemizde bu böyle bir problem yok diyorlar. Bunu fiyat geçişi yapmakta zorlanıyoruz. Yani ihracatçı için çok olumlu bir durum değil. Ama evet, ülkemizde de kabul etmemiz gereken bir enflasyon sıkıntısı var. Çalışan emekçi arkadaşlarımızın da hayatlarını ikame edebilmesi için de bu artışlara ihtiyaçları var. İnşallah, umuyoruz, çiftçi, üretici, fabrikacı, emekçi, bürokrat, otorite hep birlikte mücadeleyle de bu enflasyonun altından kalkacağımıza inanıyorum.